Ya bu fikir nereden çıktı? Sordunuz mu Okan Buruk'a, İsmail Kartal'a, Ceko'ya, Mustera'ya yan yana oturmak istiyor musunuz, karar, musunuz canım. diye? Yani, yani futbolcular ya Okan Buruk'la İsmail Kartal tokalaşarak ayrıldı stattan. Tamam, maçtan sonra belki penaltı ile ilgili, verilmeyen penaltı ile ilgili herkes kendi fikrini söyledi. Hakemle ilgili eleştiriler yaptı ama gayet dostça ayrıldılar. Kemal Belgin ne düşünüyor bu görüntüyle ilgili? Açıklamalar kim yaptı? Açıklamayı? Yöneticiler. Burak Kızılan. Kim Burak Kızılan? Fenerbahçe Genel Sekreteri. Vah vah vah. Koca Fenerbahçe'nin haline bakın ya. Vah vah vah. Ama onun da bir yetkisi var ama. He? Onun da bir yetkisi var. Varsa Fenerbahçe, Fenerbahçe Genel vah. Sekreteri yani. Onun için vah vah diyorum abi. Neden? Bilmem ne grubunun personeliydi yani adamıydı. Ali Koç'un adamıydı. Aldı getirdi yönetime koydu. Genel secdede. Yani, yani. Sonuçta Ama seçilmiş bir mi insan Kemal abi. Yani, hani seçilmiş bir insan yani. Değil. Aslında ne yaptığı önemli işte. Bu açıklamaları yapmasalar dediğim gibi saha içi çok daha güzel bir şekilde süper kupayı ee, Güven abinin de dediği gibi çok daha rahat kafayla çıkacaklar maça. Çok daha güzel bir derbi olacak. Ligdekinden çok daha güzel olacak. Saat 20.45'te Aspor e, ekranlarında maç önü, maç sonu bütün detayları size vereceğiz. Maçta ATV'de Cuma günü. Ee, Levent Tüzemen orada olacak. Değil mi? Gürcan Bilgiç'le şey. beraber Nasıl inşallah şey. Suudi Arabistan'da maç önü, maç sonu yorumlarınızı dinleyeceğiz. Ee, Erman Toroğlu da e, yorumlarını yapacak. Ender Bilgin maçı anlatacak. Cüneyt Çen de orada program yapacak. Melike ile birlikte, Melike Çelik ile birlikte. Yani bütün gün oradaki heyecanı hatta Perşembeden başlayarak o heyecanı yaşatacağız derbi heyecanını. Bu hatırlatmayı sizlere yapalım. Evet şimdi bir Icardi olayı vardı. Bir fotoğraf var elimizde onu Hı? ekrana getirebilir miyiz? Icardi'nin fotoğrafı bugün e, sosyal medyaya düştü. İşte bu spor dijital değil mi e, emeklerine haksızlık olmasın doğru söylediysem beni e, uyarsın rejdeki arkadaşlarımız değil mi Erdem? Spor dijitalin e, görüntüsüydü bu. Evet, işte bu fotoğraf hastanedeki fotoğrafı Icardi'nin biraz ondan habersiz gizli çekilmiş, güneş gözlüğü takarak gitmiş, e, gözündeki problem nedeniyle bir kontrol yapılmış. Abi Ve... şuraya niye vermiyorlar? Buraya da verelim. Ücret, tamam. ücrete mi tabi? Tabi, of ekstre. <laughs> tamam. <laughs> Bora hemen verir daha yakından görelim diye. Hayır fotoğrafta çok detayda görülecek bir şey yok. Hastane dedi fotoğraf Ne olursa hissedir. olsun. Peki Kemal Belgin ben daha herhalde yakından Herhalde bu görmez. daha şey evet. bana yani göre. Evet Levent Tüzemen'e soralım. Herkes soruyor taraftar çok mesaj atmış. Ee, derbide oynayacak mı oynamayacak mı oynarsa nasıl oynayacak diye ee, sizin herhalde bir bilginiz var bu konuyla ilgili. Ya o, ben dün bilginiz. yöneticilere de söyledim hatta bundan haberim yok. Bugün biliyorsun Göz kontrolünden diğeri de e, kemik kontrolüne gitti. Hı. Yani e, sohbet anında dedim ki Icardi ile ilgili top biliyorsun muhteşem bir e, turkuazın ekonomi şi, spor, spor zirvesi, zirvesi vardı. Ya. Gerçekten e, çok güzel geçti. Emeği geçenleri kutluyorum öncelikle. Şu gerçek sorduğumda dedim ki böyle bir sıkıntı var. Ve o gider dedi maskeyle oynar dedi oynaması gerekirse. Çünkü gitmemezlik yapmaz dedi. Hı. Yani bence eğer yüzündeki e, kemikle ilgili bir sıkıntı varsa hani bir şey çıktı, çatlak mı var, bir şeyim var diye büyük bir ihtimalle güvenlik anlamında e, yani kendisini bir koruma amaçlı kontrol anlamında, amaçlı hastaneye. E, evet ama değil. koruma amaçlı da olsa e, bir defa kafaya çıkan bir oyuncu riske girmez, darbe alabilecek bir oyuncu. E, dolayısıyla maske takarak oynayabilir dedi. Biliyorsun Napoli'nin santrforu hala da Osimen. Osimen şeyle oynuyor. Evet. Maskeyle oynuyor. Bahtiyar da birkaç hafta öyle oynuyordu. Zaynettin'e oynadı. Zaynet Zaynet oynadı. oynadı. Yani evet. Bence de e, riske girmeden bu nekat dönemi diyoruz buna kısa süre içerisinde. Eğer kemikte bir sorun varsa diye söylüyorum. Olduğu söylenmişti. E, yani kabul edelim ki bunu maskeli oynayabilir dediler bana. Ben de çok doğru buluyorum ama her maça çıkıp da iğneyle oynayan ve Galatasaray'ı yalnız bırakmayan bir <laughs> e, Mario Icardi'nin e, kask takar yine oynar. Yine, yani motorcu yani, kaskı da yine takar, oynar. Takar. Yani şartlar niye el veriyorsa onu takar oynar. Aynen yani öyle. açık konuşuyorum bu kadar. E, yani. Oynamaya arzu eden, mücadele veren önce Yani Galatasaray'ın pozisyonların içinde hepsinde de İkardi var. Bu da yani önemli, koca bir Galatasaray derbi bir maçının bigot. gündeme gelen oyuncusu İkardi. Yanlış mı? Hı hı. Yani derbi, bütün pozisyonla. Geçtiğimiz derbide. Evet. Ne yani. yaptı abi? Hayır. Olay içinde diyorum. Ha. Bir pozisyon var ya, Hayır. Icardi var işin içinde. Anladım da yani ben de... Yok neler, yok bir şey yaptığından demedim. Ama sonuçta bir Icardi. En azından o defansı rahatsız eden bir oyuncu. Hiç kimse bir şey yapmadı ki yani normalde. Ortada iki tane... Bir defa şöyle bir şey var. Kaleyi tutmayan üç tane, dört tane şut var. Bak mesela Kerem Demirbay'ın... Demirbay üç tane pozisyonu var ki... Bir tanesi kaleciye eline değiyormuş orada. görme Önemli değil zaten o. Bir tanesi de Şimanski Şimanski'nin vuruşu. Çok güzel... İçeride Okan Hoca'ya da söyledim evet dedi. Köşeye mükemmel vurdu. Gerçi pozisyonu almış Mustar ama olsun. O topu Fenerbahçe'nin o kalabalık içinden çıkartıp pozisyona dönüştürmesi, Şimanski'nin sol iyi. ayağıyla mükemmel bir şekilde köşeye vurması başarılıydı. Örneğin yani Ziyech'ten mesela o şutun hani Ferik golü atan Ziyech'ten öyle bir şutun daha sert olması gerektiğini düşünüyorum. En azından kaleciyi zorda bırakacak. Kurtarış yapabilir Livakovic ama yani bir gerçek var. Hatta şöyle bir e, gündem oluştu. Dedi ya e, Şenol Hocam dedik ya Şenol Fidan yine kulaklarını çınlatalım. Ya dedi meferdi çok öne çıkartmadı dedi Ziyeç. O konuda espri yaptı. Dünya kupasında dedi Fasmi takımı biliyorsun yarı finale çıkarken çok iyi savunma yaptılar. Oradan bir alışkanlığı var dedi. Hı hı. E zaten dikkat edelim edemziye çıktıktan sonra Ferdi hücuma çıkmaya başladı. Yani o da bir yani doğru yerde durmak. Futbol her zaman söylüyorum. Futbol bir pozisyon oyunudur ya. Doğru pozisyon alırsan, doğru yere koşu yaparsan, değil mi? Bu işlerde başarılı olursun. Saklanarak oynarsan, başarılı. Pozisyonunu doğru alacaksın. Bu işin gerçeği bu. İtalyanların mesela milli takımlardaki oh. başarılı olanın nedenlerinden bir tanesi savunmada doğru pozisyon almalarıdır. İyi, takım halinde iyi savunma yapmalıdır. Bunu yapan takımlar çok başarılı oluyor. Örneğin işte iki sene evvel evet, Fatih Elmin gidip Domenech Torrent'in geldiği dönemde Galatasaray gruptan çıkarken hep topu rakibe vermiş. Çok güzel kompak oynamış ama kontraya doğru çıkıp gruptan namuhalep çıkmıştı. Beşiktaş takımı bu şampiyonlar ligini gruptan çıkarken genelde topu rakibe vermiş, kazanmış ama gol yememiş yani biliyorsun çok etkili oynamıştı evet. Beşiktaş takım. Bu oyun bu. Bu Türkiye'ye Lücescu'nun armağan ettiği bir oyun. Geçmiş dönemde bunu herkes gözden kaçırıyor ama Lücescu sorusuna en iyi uygulayan Abdullah Avcı'dı Büyükşehir Belediye'de. Bunu yapıyordu. Aykut Kocaman. 65'te 64 yaptı kompak oyunu. Çok beğenmiyor Fenerbahçe taraftarı. Oynadığımız oyundan keyif almıyoruz. Sonuç mu istiyorsunuz? Şov mu istiyorsunuz? Fele finali kaçırdı biliyorsun. Şeyde Jesus'tu hocası karşısında. Evet. Yani Gökhan evet. Gönül'e yapılan hareket kırmızı kart ve penaltı. Yani finale çıkıp Chelsea'nin rakibi Fenerbahçe olacaktı. Olacak. İşin gerçeği bu. Fransa hakem doğruydu. O zaman var falan yok. Bazen oyunu doğru oynamak lazım. Fransa Milli Takımı dünya şampiyonu oldu. Bizse bir iki yıl evvel Avrupa şampiyonluğunda Fransa kaybetti evinde Avrupa şampiyonluğunu Portekiz'e niye? Portekiz 2004 yılında kompakt futbol anlayışıyla oynayan İngi Fr Yunanistan'a evet, karşı evet. kaybettiler. Ronaldo 19 yaşındaydı. İnanılmaz oynadılar ama bir gol attı yattı Yunanistan. Ve o bütün turnuva boyunca aynı oyunu oynadı ve şampiyon oldu. Fransızlar da akılları başarıp 2018 öyle yaptılar. Topa çok fazla sahip olmadan doğru kapanarak, doğru alan savunması yaparak, hücuma çıkarak şampiyon oldular. Hatta dünya şampiyon olurken Giroud'un bir tane golü yok bildiğim kadarıyla. Ya da Avrupa Şampiyonası'nda yanılmıyorsam. Yoktu yani. Ama aynı Hayatını Fransa yaptı. Katar'da final oynadı mesela. Öyle değil mi? Fransa final oynadı. İşin gerçeği bu. Artık savunma takım halinde yapılıyor. Yani bugün iki takımda birbirini kilitlediler Güven abin dediği gibi. Yani gördük. Ama bunu bir gol açabilirdi. O golü bulamadı. Peki Süper ben Kupa'da? Hatta, ha, hatta. Süper Kupa'da şöyle bir şey var. Kupa'nın berabere bitme şansı yok. Yok artık. Değil yok bu o kadar o artık... nek.